çok zorlu kış şartlarından dolayı evet iklimsel olarak çok zorlandım. İzmir'in iklimiyle aynı değil ama çocukları çok seviyorum. Bir kere mesleğimi çok seviyorum. O yüzden çok zorlanmadım, zorlandığımı düşünmüyorum. Buraya geliş amacımız da bizim bu Diyadin'deki bütün köyleri, biz bütün köyleri dolaştık. Buradaki amacımız çocuklara müziği götürmek, onları müzikle tanıştırmak. Çünkü onların ayağına kadar gelip müziğe ilgisi olan çocukları, yetenekli olan çocukları Güzel Sanatlar Lisesi'ne yönlendiriyoruz. Ve çok öğrenci kazandık bu konuda. Bizi ilk çocuklar büyük bir heyecan ve şaşkınlıkla karşılıyorlar her şeyden önce. Ve onların yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Çok saatler alabiliyor bizim ilçeden köye gitmemiz. Çünkü çok yollar kapalı, kar var. Ama onların mutluluğunu görünce yüzündeki biz her şeyi unutuyoruz. Bütün soğuk da kalmıyor. Ölmeden mezara dağın eteğinde uçan güvercin olsa birçok çocuğumuz buradan köyden çıkıp yani ilçe merkezine dahi gidemiyor. Biz onların yanına gelmek istedik. Farklı bir gün yaşamalarını istedik daha doğrusu. Amacımız şuydu. Buradaki çocuklar birçok şeyden eksik olduğu için onların farklı, güzel, bambaşka bir gün geçirmesini istedik. Asıl amacımız buydu. Bir kere çok heyecanlılar her şeyden önce. Çok ilgililer. Birçoğu ilk defa bir akustik enstrümanı görme şansına sahipler. Bizle beraber. Böyle çok şaşkınlar. Ben de açıkçası onların bu şaşkınlık karşısında ne yapacağımı bilemedim yani. Hepimiz aynı şekildeyiz. Hiçbiri hayatı boyunca bir konsere gitmemiş. Hiçbiri canlı bir orkestrayı dinlememiş. Bir konser hiçbirisi izlememiş, dinlememiş. Aynı zamanda kendi kültürümüzü de onlara tanıtıyoruz. Kendi yörelerimizin şarkılarını, onların kendi yörelerinin şarkılarını söylüyoruz onlara. Hep beraber söylüyoruz. Bu kültür etkileşimi bizim için çok önemli. Yolda gönlün arda, ya kendin gel ya da haber yolla. İki satır mektup vermişsin trene, aynı gözyaşımız. Düşündük. Köy okullarında çocuklar müzikle uğraşamıyorlar. Köy okullarında sosyal aktivite fazla olmadığı için biz de çocukların ayağına müziği biz götürelim, sanatı biz götürelim diyerekten böyle bir proje çalışmamız oldu. Soğuk bir memleket olduğu için iklim şartlarından dolayı burada aktiviteler az. Biz de köydeki çocuklarımıza, okullarımıza, oradaki öğrencilerimize müzik götürüp onlara bir gün bile olsa eğlenceli bir an yaşatmayı hedefledik ve böyle bir çalışma yaptık. Evet, Diyadin şartları malum yoğun kar yağışı alıyor bu bölge.
Tabii ki zorluklar çektiğimiz oluyor. Yollarda kalıyoruz, minibüs itekliyoruz ama öğrencilere ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onları mutlu görmek bizim en büyük sevincimiz. Dağ köylerine gidiyoruz. Dağ köylerine gidince oradaki çocukların bizim gördüğü enstrümanlar, bizim yapmış olduğumuz müzik, onların gülümsemesi, mutluluğu, bütün zorlukları bize unutturuyor. Soğuk kış şartlarında tabii ki zorluklar çekiyoruz. Bazen bir sobanın başında, bazen okulun içinde yapıyoruz. Ama havalar iyi olduğu zaman dışarıda bahçede yapıyoruz. Öğrencilere etkinlik daha etkileyici oluyor bu şekilde. Ağrı Dağı manzarasının eşliğinde güzel bir konser verdik öğrencilerimize. See you.